Peki bu 50 yıl içinde kaç defa iş değiştireceksiniz? Ben babama sordum. 3 defa iş değiştirmiş. Ortalama Amerikalı 78-2008 arası 11 defa iş değiştirmiş. Niye Amerikalıyı burada söylüyorum? Çünkü hani biz geliştikçe biraz daha Avrupalılar gibi, Amerikalılar gibi olmaya başlıyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırmada arkadaşlar, milenyılların yani bunlar sizden daha yaşlılar. 77-97 arasında doğanlar, sizler yanılmıyorsam 2001, 2000 doğmuşsunuz, 99-98 doğmuşsunuz falan. Bir işte 3 seneden az çalışmayı bekliyorlar. Yani bu çocuklar emekli olana kadar 15-20 defa iş değiştirecek, belki 2-3 defa tamamen alan değiştirecek. Şimdi bu istatistikler Amerika'dan hocam. Bize de mi lo derseniz eğer işimiz gücümüz laf değil. Bunu aynı zamanda Türkiye'de de gözlemliyoruz. 2008 yılında Özyeğin Üniversitesi kuruldu. 2012 yılında ilk mezunlarımızı verdik. İlk mezunlar 8 kişiydi. Hepsini takip ediyorum hala. Hiçbirisi ilk işinde değil arkadaşlar. Hepsi iş buldu. Hemen iş buldular. Hiçbirisi ilk işinde değil. İkinci işinde olanlar azınlık. Mesela ikinci işte olanların bir tanesi pilotluk yapıyor şimdi. İşletmeyi bitirip pilotaj öğrendi. Ama o da uçağı değiştiriyor. Daha büyük uçaklar uçuyor. Üçüncü işte olanlar var. Yani Ece Başkeser'i düşünüyorum mesela. İlk önce Deloitte'de danışmanlık yaptı. Oradan iş yatırıma geçti. Şimdi gitti Amerika'da finans master yaptı. Çünkü Türkiye'ye dönüp ilk kadın CFO olmak istiyor. Ali Naci rekoru tutuyor elinde. Altıncı işinde yanılmıyorsam Ali Naci. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'de de bunu görüyoruz. İnsanlar 1,5-2 yıl falan çalışıyorlar. Bunun farklı sebepleri var. Yani ciddi bir zam almanın tek yolu iş değiştirmek maalesef Türkiye'de. Bir sebep bu. Bir sebep bu kuşak değerlerinin örtüşmediğini hissettiği yerlerde kalmıyor, çalışmıyor. İkinci bir sebep. Yani üçüncü sebep çok fazla şirket batıyor. Sürekli batanlar var, yeni şirketler var. Çok dinamik bir ekonomi. Vesaire vesaire. Ben sizin de 1,5-2 yıldan fazla bir yerde çalışmanızı beklemiyorum açıkçası.